82 on dinler. Hamam önünde 35 yaş erkek hasta, nefes darlığı, göğüs ağrısı. Anlaşıldı, merkez çıkışı yapıyoruz. Başka neyiniz var? Tansiyon ölçeği bakıyoruz. Acil servisi arayınız. Anladım. Çekmeyin. Son hocam bir dakika. EKG'sinde patolojik bulguları var. Bir an önce tamam. Kardiyoloji merkezine tamam. Hemen bir karambülans çağıralım arkadaşlar. Herkes olay yerine bir karambülans diyoruz. İvedi bir şekilde. Kolay gelsin arkadaşlar. Hasta 36 yaşında erkek hasta. Göğüs ağrısı şikayeti var. Arkadaşlar organize bir şekilde hastayı alıyoruz. Hadi 1, 2, 3. Kaldıralım. 1, 2, 3. Yes. Sokak vakalarında hastaya daha hızlı bir şekilde ulaşmak, ilk müdahaleyi yapmak, hastayı stabilize etmek ettikten sonra gerekirse kara ambulansını çağırarak hastanın transportunu sağlamak. Ortalama yaklaşık 10 vakayı buluyor. Özellikle yaz günlerinde bayılanlar, tansiyonu yükselenler, kalp hastaları, sokak vakaları. Ayda ortalama 250 civarını buluyor. Kara ambulansında olan tüm malzemeler var. Bunlar nelerdir? Defibrilatör, oksijen tüpü, boyunluk, damar yolu malzemeleri, hastaya gerekli ilk müdahaleyle ilgili her türlü malzememiz var. Kara ambulansında sadece ana sedyemiz var. Hastanın transportunu sağladığı için biz sadece hastayı taşımıyoruz. İlk müdahale yapıyoruz. Şu an günlük iki motosiklet ekibimiz var. Her motosiklette iki tane personelimiz var. Toplamda 12 tane personelimiz var. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. Günlük 12 saat akşam 8'e kadar motosikletteyiz. Akşam 8'den sonra kara ambulansına geçiş yapıyoruz. 24 saat nöbetimize devam ediyoruz. Evet, ilk başta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunuslar'ın eğitimine tabi olduk. Yaklaşık bir aylık bir eğitim aldık. İleri sürücülük tekniğiyle eğitim aldık. Bu şekilde. Bu havanın şartlarına göre değişiyor. Bazen 6 ay oluyor, bazen 8 ay oluyor. Bunu havanın şartlarına göre idarenin bildirmesiyle alakalı bir durum, görevlendirmesiyle alakalı. Şimdi sokakta karşılaştığımız sıkıntılar şu, dediğim gibi her zamanki gibi motosiklet olduğumuz için hastaya ulaşırken özellikle taksi şoförlerinden, dolmuşlardan sıkıntılarımız yaşıyoruz. Genelde vatandaş bizi trafik polisi sanıyorlar ya da herhangi bir acil organ mı taşıyorsunuz şeklinde yaklaşımlar oluyor. Olay yerine ulaştığımızda hastanın analizini aldık, göğüs ağrısı şikayeti vardı hastanın. Hemen hastanın EKG'sini çektik, damar yolunu açtık, oksijenini verdik. EKG'sinde patolojik bulgu olduğu için hemen kara ambulansını merkezden anons edilerek kara ambulansını istedik. Kara ambulansı geldi, hastanın transportunu sağlamış olduk. Genelde trafiğe kapalı alanlarda, bunlar Kızılay bölgesi, Hamamönü, Gençlik Parkı, trafiğin yoğun olduğu, yayaların yoğun olduğu bölgelerde ambulansın giremediği, sokak vakalarına müdahale ediyoruz. 2 aydır görev yapıyoruz. Aylık ortalamamız 250, toplamda 500 civarında buluyor.
motosiklet ekibi olarak vakaya hızlı bir şekilde ulaşabilmek için trafikteyiz sürekli. O yüzden gerek taksi şoförleri, gerek dolmuş şoförleri, gerek yaya arkadaşlar bize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, yol verirlerse bize seviniriz.